Merhabalar Restoran TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Hasan Hüseyin Dertlioğlu. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Sizi birazcık tanıyalım. Ben Hasan Şef, öyle söyleyeyim. Sosyal medya üzerinden falan hesaplarımda da yemek tariflerimi paylaşıyorum. Evet, süper hepsi, ben gördüm. Evet, severek de yapıyorum bu mesleği. Yaklaşık 10 yıldan beri bu mesleğin içindeyim. Süper. Yeri gelsin Antalya, Bodrum, Bursa. Şu anda da en sonunda Bursa'da çalışıyorum. Restoranda aşçılık yapıyorum. Restoranda mutfak şefiyim. Böyle bu şekilde çalışmalarım devam ediyor. Süpersiniz. Yemek aşkıyla yanıyorsunuz, evet, siz de. Evet. Bütün şeflerim gibi. Bugün bize neler yapacaksınız? Bugün bize şöyle söyleyeyim. Kestaneli humus yapacağız. Bursa'ya özgü. Bursa'dan geldiğim için kestaneyi tercih ettim. Levreğimiz var ama levreğimizi farklı bir şekilde sunacağız. Levreğimizi köy tarhanasıyla paneleyip, evet, üzerine ekşi hardal sos vereceğiz. Güzel bir lezzet bekliyor. Güzel bir çalışma olacak inşallah. Tarhana giriyorsa zaten içine. Evet. İşin içine. Kesin güzel olacaktır. Meyvelerimiz? Meyvelerimiz mango, portakal suyu kullanacağız, limon suyu kullanacağız. Meyvelerimizi öyle anlatayım. Kişnişimiz özellikle aşat olarak da bilinir genelde. Kişnişte kullanacağız. Güzel bir aroma verecek inşallah. Süper. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Önce humusumuzu yapacağız galiba. Evet, ilk önce humusumuzu yapıp ondan sonra balımıza geçeceğiz. Tamam, başlayalım. Tamam, başlayalım. Humusumuz... Ne kadar ceviz? Ceviz nereden çıktı? Kestane kullanacağız. Yaklaşık 2 su bardağına yakın kestane kullanacağız. Kestanemiz haşlanmış zaten, şekersiz. Öyle anlatayım. Kestanemizi atıyoruz içine. Kestanelerimizi attıktan sonra tahin kullanacağız içine. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar. Şefim, buradan şikayet etmek istiyorum. Bursa'dan gelmiş ama bize kestane şekeri getirmemiş. Evet, öyle bir hata yaptık. Evet. Evet, zeytinyağımızı döküyoruz. Limon suyumuz var. Limon suyumuz da yaklaşık 2 kaşık kadar, tatlı kaşığı. Evet, olmazsa olmazlardan kimyon humusun. O da bir çay kaşığı kadar kimyonumuzu atıyoruz. Bir tutam tuz. Bir tutam ya da bir yarım çay kaşığı kadar diyeyim. Sonra sarımsak ilave edip robotumuzla çekeceğiz. Evet, çekiyoruz bu şekilde. İlk nasıl başladınız mutfağa girmeye? İlk Antalya'da komi olarak başladım. Aslında hiç yani hedefimde yoktu. Bir vasıta sahibisinde başladım. Ve hiç bilmiyordum gerçekten. Yemek yapmasını da bilmiyordum yani. Ama beceri varmış içeride ki. Yani bir potansiyel varmış. Aynen. Eşiniz şanslı. Eşim şanslı. Evde yemekleri kim yapıyor? Yani daha çok eşim yapıyor, gerçeği söylemek gerekirse. Pek de şanslı değilmiş o zaman. Yani şimdi tabii ki biliyorsunuz, işte uğraşıyorsunuz, bir de eve gelip uğraştınız tabii, bu şekilde eziyoruz kestanelerimizde. Herkesin aslında bildiği şey şu ki, nohuttan yapıldı. Evet. Ama tabii ki biz nohuttan yapmıyoruz. Bursa'ya özgü kestanemizden yapacağız. Tadını merak ettim şu anda. Tadı gayet güzel olacak.
Pek bilinmiyor galiba değil mi kestaneyle yok. Yapılanı? Yok, kestane yapıldığı çok bilinmiyor. Ama tabii ki bizde de farklılıklar olduğu için. Biraz daha yağ ilave edelim. Hiç nereden girdin bu mesleğe dediğiniz oldu mu? Yani insan bir anda bakıyor, arkasında bir 10 yıl bırakmışlığım var sonuçta bu meslekte. Diyorsunuz ne ara geldim buralara kadar? Sonuçta en alttan başlıyorsunuz bu meslekte biliyorsunuz tabii. Ki kademe kademe. Komilikten başlayıp şu anda mutfak şefliği yapıyorum. Diyorsunuz ki yapmışız yani zamanında. İyi ki yapmışız. İyi ki yapmışız. Çok zor bir iş. Gerçekten mesleğimiz zor. Evet. Takip isteyen bir meslek. Stres. Pratiklik, stres. Ama Allah kolaylığını veriyor tabii. Kesinlikle. Çalıştıkça. Vermesi zaten. Ve sabır olmasa yapılacak iş değil. Tamam, bu humusumuz hazır. Tabii biraz nohut gibi daha hani pelte pelte olmuyor. Hı-hı. Biraz daha kalın oluyor. Helva kıvamında evet. Oluyor galiba, evet. Evet, şimdi bunu humusumuzu hazırladık. Şimdi üzerine de pastırma koyacağız. Pastırmamızı koymak için kürdanımızı alıyoruz. Üçüncü bulaşıkla sarıyoruz. Nazar. Tekrar da alalım şurayı. Kürdanları da evet, rulo şeklinde hazırladık. 3 tane bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle koyayım. Yapmaktan en keyif aldığınız yemek hangisi? Yani ben ızgara tadını daha çok seviyorum ya. Yani sulu yemek değil, tava yemeği değil de ızgara yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Onların kokusu, dumanı yetiyor etkiliyor zaten. Beni, yetiyor zaten. Evet, bu pastırmalarımızı da şimdi tavada pişireceğiz. Az bir ayçiçek yağı döküyoruz. Şefimiz kendi Instagram hesabından da tabii ki tarifler aynen veriyor. YouTube üzerinden, Instagram evet. Üzerinden. Yani sosyal medya üzerinden hepsinden tarif veriyoruz. Neydi hesabımız? Hasan Şef. Hasan, Instagram üzerinden. Aynen. Şef. İngilizce harfi. Evet, karakterle. 2 F ile. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet, tavamız ısınıyor şu anda. Evet. Pastırmalarımızı pişiriyoruz. Pastırmalarımız pişerken de şu tabağımızı hazırlayalım. En sevdiğim kısım evet, sunum. Evet, en sevdiğim sunum. Formatımızı yağlayacağız rahat bir şekilde çıkması için.
humusumuzu formatımıza basıyoruz. Evet, bu arada pastırmalarımız pişti. Onları tabağa almak istiyorum. Evet, kokusu geldi. Evet, şimdi pastırmalarımızı şöyle bırakalım. Yani istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha çok kalın da yapabilirsiniz. Hı. Artık tercihinize kalmış. Kendi zevkimize göre. Aynen. Humusumuz hazır. Farklı bir şekilde de sunabilirsiniz. Tabakta ters çevirip de sunabilirsiniz. Kavurma gibi gözüküyor şu anda. Canı evet, kavurma. Süslemek için kestanemizden koyuyoruz. Evet, bakın rulo yaptım. Pişti. Rulo şekilde kaldı. Koyuyoruz. Rozmarin. Olmaz olmaz aynen. Evet, bir de yenilebilir çiçeklerimizden. Yapabiliriz. Sizin de gördüğünüz gibi hoş bir şık sunumu oldu. Sade ve şık. Evet. Aynen, sade, güzel bir lezzet oldu. Şöyle göstermek isterim. Güzel bir lezzet oldu, evet. Misafirlere de farklı lezzetler tattırılabilir. Artık insanlar hep aynı şeyden sıkıldı. İnsan bunu yemeye kıyamaz. Hani gerçekten. Çok güzel gözüküyor. İnsan bir bakar. Evet. Yemeyin. Ellerinize sağlık şefim. Şimdi de ballı hardallı ekşili bir sos yapacağız balığa. Kişnişli, evet. Güzel bir sos olacak. Sosumuz için ilk önce tabii ki balımız. Balımızdan bir kaşık atıyoruz. Ben sadece barbun yerdim. Yediğim tek balıktı yani. Sevmiyorum balığı. Ama burada yemediğim balık kalmadı. Tabii ki. Çünkü o kadar farklı soslar yapıyorsunuz ki biz evde o kadar uğraşmıyoruz yani. Yani evde uğraşılmıyor yani, illa dışarıda yemek gerekiyor. Bir de her malzemeyi evde bulması da zor. Evde bulamadığınızdan da kaynaklanıyor. Bir de içine girmeniz gerekiyor. Bir de dışarıda yerken de ön yargı oluyor mesela. Şimdi limon suyunu atıyoruz. Sevmeyeceğim, boşuna söylemiş olacağım diye. Hep bildiğin yoldan gidiyorsun. Ben evet, öyle yapıyorum. Farklı denemeyi pek sevmiyorum. Portakal suyumuzdan da atıyoruz. Barbuncu. Yani biraz içine girmeniz lazım. İçine girmeden, çeşit görmeden insanlar biraz ön yargılı davranabiliyor. Mayonezimizi atıyoruz. Çekeceğiz. Evet, biraz da karabiber. Biraz da tuz atıyoruz. Bir çimdik kadar tuz. Evet, sosumuz hazır. Şimdi kişnişten biraz içine doğrayacağız ince ince. Hı hı. O da ayrı bir lezzet verecek. Direkt öyle koyalım. Şöyle koyayım o zaman. Hı hı. Evet, kişnişimizden biraz alıyoruz. Evet, ince ince doğradık. Şimdi içine ilave ediyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Ve sosumuz hazır, balığın sosu. Çok da güzel bir sos oldu ballı. Şimdi göreceğiz bakalım. Magno Chutney yapacağız. Tatlımızı silelim.
farklı farklı çeşit olması en azından lezzet de artırıyor. Evet. Farklı seçenekler her zaman damak tadına hitap ettiğinden güzel ürünler de ortaya çıkabiliyor. Değişik oluyor. Evet, şimdi ilk önce mangomuz var. Evet. Mangomuzu ince ince doğrayacağız. Ben önceden soydum. Buradan genç şeflere vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Çok çabuk yılmasınlar. Hazır bekliyormuşsun. Yani öyle söyleyeyim size. Çok çabuk yılıyorlar. Şikayet ediyorlar. Ama yani sabretmeden, emek göstermeden hiçbir yere varılmıyor. Tabii ki. Sabretmek lazım. Bir de çok atarlı bir genç nesil olduğu için artık sabırlı değiller. İnsanlarda tahammül kalmadı. Tahammül kalmadı. Biraz her şeye isyan ediyorlar hemen. Ama tabii ki bu işlerde böyle yürümüyor. Yani biraz sabretmeniz lazım ki emeğini almanız lazım. Yani ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Mangolarımızı da ince ince doğruyoruz. Evet, mangolarını doğradık. Şu yeşil tabaklardan mı olabilir? Aynen. Şu derinlerden. Evet, nasıl olacak çok merak ediyorum. Evet, farklı bir lezzet yapıyoruz. Alışılmadık bir lezzet. İnsanların istediği. Evet, domatesimizden doğrayacağız şimdi ince ince. Böyle balık tadı gelmiyor ya, o zaman seviyorum. Bunda tarhananın olması ayrı bir lezzet katıyor, öyle söyleyeyim size. Hı-hı. Zaten tarhananın içinde de un olduğu için unla da panelememize gerek kalmıyor. Direkt pişiriyorsunuz. Aynen. Ve sanki böyle pane olduğu zaman biliyorsunuz hani mesela mısır unuyla, galeta unuyla kıtır kıtır evet. Oluyor. İçinde de taneleri var ya. Hı-hı. Ama tabii ki tarhananız kalınsa mesela, kalın çekilmişse robotla çekip inceltebilirsiniz. Hı. Çok kıtırlık gelmesini istemiyorsanız eğer. Evet, domatesimizi de doğradık. Domatesimizi de ilave ediyoruz. Evet, şimdi kırmızı soğanımızdan. Evet, balığın olmazsa olmaz zaten kırmızı soğan. Kesinlikle. Tuz, limon. Yanında. Kırmızı soğanımız hazır. Kırmızı soğanımızı doğradık. Şimdi yine bir kişniş kullanacağız. Kişnişsiz balık biraz yavan oluyor. Kişniş de çok önemli. Farklı bir yani insanlar var. Kişniş deyince farklı bir şey gelmesin. Yani bu aşoto yani herkesin aynen. Bildiği evde kullanılan. Bunu da ince ince doğruyoruz.
işte hazır. Şimdi önemli olan bunun tatlandırması. Çünkü böyle çok sade bir tadı oluyor. Tatlandırmak önemli. Tatlandırmak için de portakal suyu kullanacağız. Portakal suyu. Limon suyu kullanacağız. Tuz ve karabiber. Tuz ve karabiber de ilave ediyoruz. Yani bu altındaki malzemeyi istediğiniz gibi arttırabilirsiniz kişi sayısına göre, porsiyona göre. Yani belli bir hani illa gramaj yok. İsterseniz domates çoğaltın, soğanı azaltın. Nasıl isterseniz. Yani orası tamamen size kalmış bir şey. Şu anda hazır. Şöyle alalım tabağımızı. Karıştıralım. Salata oldu. Altına. Evet, biraz da zeytinyağımızı ilave edelim. Onu da unutmayalım. Zeytinyağımızı ilave ettik. Güzel bir farklı bir salata oldu. Evet. Hem diyet yapanların da hoşuna gidecek bir salata açıkçası. Hem doyurucu, besin kaynağı yüksek. Evet, salatamız hazır. Tabii bunu şöyle bir şey var. Tabağa koyduğunuz zaman tabii bu sulanan bir şey olduğu için içine portakal suyu falan da koyduğumuz için bunu süzdürsek daha iyi olur. Çünkü suyu tabağa yayılmasın diye. Zaten lezzeti, portakalın lezzeti, limon suyunun lezzeti içine geçti. Biz bunu süzdüreceğiz. Şimdi süzgeçlerimiz nerede? Hemen ikinci çekmecedeydi. İkinci çekmecede. Evet. Şöyle yapalım, bir tabak da alayım. Yardımcı olayım mı? Yardımcı olursanız iyi olur size zahmet. Siz bana şöyle tutarsanız eğer. Lavabonun içi çok mu gözüküyor? Evet, şunu bastırıyoruz biraz ki su iyice tamam, çıksın. Tabağımıza yayılmasın. Evet, şunu bu tabağımıza alabiliriz onu. Yardımınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim, ne demek? Şimdi tekrar kalıbımızı alıyoruz. Tabağımızı alıyoruz. Nasıl isterseniz, isterseniz 3 kademeli, isterseniz tek kademeli. Burası tamamen tercihe kalmış bir şey. Evet, ben bu salatayı hatırladım. Hatırladınız mı? Evet, 3 kademeli deyince hatırladım. Oğuzhan şefimiz yapmıştı. O bayağı 4-5 katlı yapmıştı galiba. Ama 3 kademeli derken yan yana 3 kademeli. Dikine değil. Dik balık dik yapmıştı. O sıra sıra. Yani balık da var, sos da var. En son üzerine sosunu veriyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bunu 3 kademeli şekilde o ayarlıyoruz. Malzemeleri böyle sıra sıra koymuştu karıştırmadan. Evet, şu an alt tabanlarımız tamam. Şu alt tabanlarımız da hazır. Şimdi sıra balığımız. Şimdi balığımız da geldi. Şimdi balığımızı yapacağız. Tabağımızı şöyle alalım. Şimdi ben kullanırken kaya levreği kullandım. Büyük olmasına önemli dikkat ediyorum. Çünkü büyük olunca etinin yoğunluğu daha çok oluyor, öyle söyleyeyim. Ve kurumuyor tavada.
Daha tavuk eti gibi oluyor değil mi? Evet, biraz daha kalın oluyor yani gördüğünüz gibi. Hı-hı. Büyük olması bu konuda önemli. Balıklığın büyüklüğünü nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz. Yani orası sizin tercihinize kalmış. Balık inceldikçe uzun da tutabilirsiniz. Bu balık çok güzel olacak gibi hissettim. Tabii balığı güzel olması için tatlandırmamız gerekiyor. Önemli olan o. Soslayıp mı? Şimdi ilk önce balığımızı lezzetlendirmek için tuz ve karabiber atacağız. Tuz ve karabiber olmazsa olmazlarından. Burası önemli bir konu. Çünkü bunu atmazsanız eğer, yani istediğiniz şeyle paneleyin hiçbir lezzet olmaz. Tuzaktan sonra harmanlıyoruz. Harmanladık. Şimdi yumurta sarısını bulacağım. Hı hı. Zaten unlamayacağız. Sadece tarhanayla pane edeceğimiz için bize 2 yumurta sarısı yeterli olacaktır. Çok değişik olacak gibi hissediyorum. Çok güzel bir tat olacak. Farklı bir lezzet. Eminim izleyenlerin de hoşuna gidecek. Pratik bir de. Pratik yani. Ortalama evet. Malzemeniz hazır olduktan sonra yarım saat içinde yapabileceğiniz bir yemek. Ve hani görünce insanların bile şaşıracağı sunumuyla fark yaratacak bir yemek yani. Evet, paneledim. Şimdi tavamıza yağımızı koyalım. Ayçiçek yağında da kızartabilirsiniz ama benim tercihim yani zeytinyağı da olur, ayçiçek yağı da olur ama en çok ayçiçek yağıyla kızartmayı seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli oluyor çünkü zeytinyağı biraz daha aroması yüksek bir yağ olduğu için evet. Rahatsız ediyor insanı. Balık da bir ağır bir aslında baktığınız zaman yemek. Etrafımızı da temizleyelim. Şunu da kaldırayım. Mutfakta agresif misin? Yani o çok eğer şey. Sipariş yoğun olursa insan ister istemez agresif olabiliyor. İster değil mi? Yani biliyorsunuz ki işler yoğun olunca insanlar psikolojik olarak bile etkileniyor. Her o yoğunluktan da en samimi arkadaşınızla bile tartışabiliyorsunuz yani. Ama o an. O an. Sonra o an geçtikten sonra gülüşüyor, eğleniyorsunuz yani. Halden anlıyorlar çünkü. Evet. Şöyle tarhanamızı da alalım. Şimdi balığımızı sosladık. Evet. Yumurtasını buladık. Şimdi tarhanayı da bulayıp ondan sonra kızartacağız. Evet. Yağımızın kızmasını bekliyorum. Çok yağ atmanıza gerek yok bunu. Hafif ve yağ. Çok yüksek ateşi de gerek yok. Çünkü çok yüksek ateş, sonuçta kırmızı et kullanmıyoruz ki mühürleyelim. Aynen. Yavaş yavaş kurutmadan balığımızı pişireceğiz. Paneliyoruz. Yani evde mutlaka deneyin. Yani bulunmayacak bir ürünler de değil. İstediğiniz her yerde bulabileceğiniz. Aynen öyle. Ne bileyim ithal olan bir ürün de değil. Hatta evde yani şunu da gördüm ben. Tarhana çorbası sevmeyenler için tarhanayı kullanabilecekleri yeni bir adres açıkçası. Ben sevmem.
Hani çocuğunuz tarhana yemiyorsa, tamam tarhana çorbası gibi olmasa da en azından bir farkı olur yani. Ay görüntüsü çok güzel. Tadı daha mükemmel olacak inşallah. Hiç kokusu da yok. Kokusu güzel, biraz yaklaşın. Kokusunu alın istersen. Şey hani böyle balık kokar ya. Öyle kokmuyor yani. Aynen. Taranın kokusu da geliyor. Evet. Taranın kokusu da bastırıyor. Panelenmiş. Hiç balık gibi durmuyor şu anda. Yani böyle etin nasıl söyleyeyim, kuruma gibi bir şansı yok etinin. Tarhana onu içine hapsediyor resmen. Yani koruyor, suyunu koruyor. Güzel gözüküyor. Çok fazla pişirmeye de gerek yok. Kurutmanın da bir anlamı yok. Bence. Zaten balık olduğu için çok çabuk pişiyor. Ama yeter ki biraz kızarsın tabii. Kızardığı sürece hiçbir sıkıntı yok. İçi zaten çabucak pişiyor. Evet. Yani gördüğünüz gibi evet tava yemeği de var işin içinde ama yani sanki bir domates doğrama vaktinde pişiyor yani öyle evet, söyleyeyim. Çok çabuk. Çok çabuk pişebilen. Vakit kaybetmeyeceğiniz. Aynen öyle, çok pratik bence de. Şöyle, buyurun. Evet, sunum tabağımızı tekrar alalım. Evet, koyuyoruz balıklarımızı. Çok güzel. Balıklarımız da hazır. Şimdi sosumuzdan dökeceğiz üzerine. İşte bu asıl püf noktası bu. Kendisi de ayrı güzel ama bununla daha güzel olacak. Yani hardalı genelde tek başına tercih etmiyorlar. Çok ağır olduğu için. Yani açıkçası ben yiyemiyorum. Evet, ben de yiyemem. Ama böyle bal mal girince biraz da yoğunluğu azalıyor. Bal mal veririm ben de mesela. Biraz daha yoğunluğu azaldığı için daha lezzetli oluyor. Şimdi biraz süsleyelim. İşte bu koku beni benden alıyor. Of. Siz nasıl dayanıyorsunuz o mutfakta bunlara? Ama bir süre sonra insan bıkıyor yani. Burnum kok almıyor. Alışıyor. Yani samimi söylüyorum, acıktığımı evde hissediyorum. Çünkü artık koku insanı öyle bir etkiliyor tabii ki insanın yemek yesine gelmiyor. Biraz da rozmarin koyalım. İkisi de, iki de humus da, balık da o kadar sade ve şık gözüküyor ki. En azından yani akşam yemekleri biraz daha hafif geçmedi. Evet. Hafif geçmediği için de çok ideal bir yemek. Sosumuz da tabağımız da hazır. Yemeğimiz şefe, hazır. Harika gözüküyor. Şunun güzel. Kokusu var ya. Hiç balık gibi değil. Tabaklarımız hazır. Bunu köy taranasıyla paneledik güzelcene. Üzerine ekşili hardallı sos yaptık. Evet. Taze kişnişli. Altına da magno çatını yaptık.
Yani magna canlı deyince zor bir şey aklına gelmesin. Sanki kaşık salatasının içine salata yerine magna kullanır. Aynen. Mango kullanır gibi. Öyle söyleyeyim. Zor bir şey yok, çok basit. Çok kolay. Lezzetli, pratik. Kolay değil, evet. Pratik, evet. Şefim, ellerinize sağlık. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğiniz için. İnşallah tekrar bekliyorum sizi. İnşallah. Bize bir çorba yapacaksınız. İnşallah. Güzel bir çorba yapacağız inşallah. Evet, izleyen tabii. Herkese. Şunu bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu yemek çalışmalarımı sosyal medya üzerinden yapıyorum. Evet. Instagram, YouTube, bütün sosyal medya üzerlerinde zaten yemeklerimi de paylaşıyorum. Sayfam ilk başta da söylediğimiz gibi Hasan Altre Şef ama İngilizce harflerle. Evet. Yani burada yazıldığı gibi öyle bahsedeyim. Şef olarak yazılıyor. Sayfamı takip ederlerse pratik yemekler. Kanalıma abone olursanız. Aynen. Kanalıma abone olursanız pratik yemeklere ulaşabilirsiniz. Evet. Bugün ne yapsam derdi kalmaz en azından. Kesinlikle. Akşam gittiğinizde. Evet. Bugün ne pişirsem gibi bir derdiniz yok. Ben zaten bütün yemeklere bugün ne pişirsem diye giriyorum. Bakabilirsiniz yani. Gönül rahatlığıyla tamam. Bakabilirsiniz. Evet. Hasan Şef'imi takip edebilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Siz de beni programda ağırladığınız için, konuk olarak verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. O zaman izleyen herkese de teşekkür edelim. Teşekkür ederim o zaman herkese. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.